Sevgili KPSS öğrencilerim, hatta sevgili YKS öğrencilerim merhabalar. Biraz uzun zaman oldu ama şimdi Erkan Hoca ile tarih derslerine bir kamp programı şeklinde başlıyoruz. Kampın detaylarını ben size gün içinde Instagram hesabından ve yine YouTube hesabımdan paylaşacağım. Şimdi ne yaptık, ne yapacağız, nasıl bir ilerleme kaydedeceğiz? Şimdi bana gelen yorumlarda, isteklerde genelde hocam son yıllarda işte yorumlama, analiz gücü isteyen sorular geliyor. Evet, çok fazla gelmeye başladı artık. Yani her şey artık tamamen bilgi ezber şeklinde gelmiyor. Dolayısıyla da buna yönelik bir ders yapacağız. Nasıl ders yapacağız? Arkadaşlar ben öyle çok teknik falan bilmem. Videolarım işte oradan ışıklar gelsin, buradan bilmem ne gelsin, çok hareketli olsun, bunlarla uğraşmayacağım. Ne yapacağım? Size faydalı olması açısından yazılarımız net olsun, sesimiz net olsun, görüntümüz net olsun, kısa sürede çok fayda sağlayalım diye doğrudan PDF üzerinden bir anlatım gerçekleştireceğim. Tabii bu anlatımı yaparken de burada hemen müjdesini de vereyim. Belki görenler, duyanlar olmuştur. Hatta alan öğrencilerimiz var, yorumlar gelmeye başladı. Tarihmatik konu anlatım kitabı Erkan Hoca'nın sonunda çıktı. Yargı yayınlarından çıktı. 272 sayfada bütün her şeyi bulabileceksiniz arkadaşlar. Mümkün olduğunca pratik olmasına çalıştım. Hikaye kısımları yok. Ne yaptım biliyor musun? Web'de ne var? Resmi kaynaklarda ne var? Benim size geçmişte kullandığım notlarda ne var, tahta notlarımda ne var, hepsini ekledim ama bir şeye dikkat ettim. Çok hikaye anlatmadım. Elbette piyasada çok değerli hocalarımızın kitapları var. Yorumlama ve analiz gücünün eksikliğini hissettim ve ben bunu zaten yıllardır söylerim. Buna yönelik bir kitap ortaya koyduk, bir emek ortaya koyduk ve sizin beğeninize sunduk. Şimdi kitaptan şöyle birkaç sayfa görsel paylaşayım. Hemen kitaptan nasıl bir çizgi izledik? Arkadaşlar bir kere ben karmaşayı sevmem. Pratik olmak lazım. Yani öyle uzun uzun cümleler kurmak falan gerekmiyor. Ne yaparsın? Biz sınava hazırlanıyoruz sonuçta. Biz sınava hazırlandığımız için mümkün olduğunca stratejik davranmak zorundayız. Bilgiyi verdim. Kenarda hemen yan tarafta sağında ve solunda sayfaların soru çözdürecek bilgi şeklinde işte neyi bilmemiz lazım, nereden neyi bağlamamız lazım veya yanılma, nerede yanılabiliyoruz, hangi bilgilerde yanılabiliyoruz. Örnek burada bir yanılma vermişim işte Çini ve fresko varsa mimari varsa da yerleşik yaşam vardır demektir bu. Bunu gördüğün yerde hemen hop cevabı yapıştıracaksın. Bunu birileri koydum mutlaka. Bilmen gereken özel kavramları koydum. Onun dışında yine bazı sayfalarda bazı bilgileri bütüncül olarak aldım. Diyelim ÖSYM hazinesi şeklinde bunları verdim. Burada ne yapmışız mesela? Destanları toplamışız, Türk destanlarını. Kısa kısa kime aittir? İçinde kısaca ne anlatılır? ÖSYM bunları soruyor biliyorsunuz. Böyle bilgileri ekledim ve 272 sayfadan ibaret bir kitap oluşturdum. Ben şuna inanıyorum arkadaşlar. Bakın kitabı alın demiyorum. Beni dinleyebilirsiniz, sadece not alabilirsiniz. Fakat kitabı alırsanız yaklaşık bir ay sabrederseniz, bu kampı da takip ederseniz 25 netin altına düşmezsiniz. Bu kadar da eminim, iddialıyım. Tabii ki hani siz dinledikten sonra, gördükten sonra sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi kamp programımız nasıl sürecek? Yani nasıl bir program izleyeceğiz? Kampın detaylarını arkadaşlar yarın gün içinde ben Instagram sayfamdan ve YouTube'dan paylaşacağım. Mümkün mertebe sabah erken saatlerde, hatta sahur saatlerinde videoları yüklemeye çalışacağım. Her gün en az bir video yükleyeceğim. Yaklaşık olarak kitapta benim belirlediğim 20 ünite var. Toplam bizim ünitemiz 20 ünite. 20 üniteyi işte hesaplarıma göre birkaç ünitede 3 videoya çıkacak ama 2 videodan çekersek tahminim 45 civarı bir video olacak. Amacım şu, Ramazan'da bunu bitirmek. Fakat Ramazan'dan bir hafta sonraya sarkabilir. Detaylı program yarın belli olacak. Bunu da yayınlayacağım arkadaşlar. Video çekimlerine göre videoları çok uzatmayacağım. 30-40 dakika biraz da soru modelli gideceğim. Yani ÖSYM buradan bunu sorabilir arkadaşlar. Bakın bunu şöyle söylerse buradan şöyle bağlayacaksın gibi ders tadında bir anlatım yapacağım. Umarım çok faydalı olur. Emin olun sırf faydalı olsun diye yapıyorum. Aslında kusuruma da bakmayın. Çok yoğunum. Daha önce bu videoları hazırlamam lazımdı. Ama geç olsun güç olmasın. Daha sınava çok var. Ve biz bu videolardan işte daha önce dinlediysek, çalıştıysak
tekrar amaçlı veya hiç çalışmadıysak pratik, stratejik bir çalışma yapmak için faydalanabiliriz. Bu arada kitabı almak isterseniz, kitaptan önce çalışırsanız konuları veya işte bir kere okursanız, ondan sonra videoları dinlerseniz daha bir öğrenme hızlı gerçekleşecektir. Bunu da söyleyeyim. Ha, burada sakın yanlış anlamayın. İlla ki gidin benim kitabımı alın demiyorum. Almadan da bu videoları dinleyebilir, faydalanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Emin olun her şey sizin için, size faydalı olmak için. Bu arada dipnot, sadece beni dinleyip geçmeyin arkadaşlar. Faydalanmak istiyorsanız lütfen Instagram sayfamı, bir de YouTube kanalımı takip alırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Derste görüşmek üzere.